Şu soru izleyicilerimize soruyorlar. Ben de şöyle yönelteyim. Şimdi Aczmendiler 28 Şubat'tan kısa bir süre önce mi doğdu? Yoksa Aczmendilerin geçmişi var mıydı? Yani kuruluşu ne zamandır? Ne zaman siz Aczmendi Dergâhı'nı kurdunuz? Müslim Gündüz olarak benim Risale-i Nur'la irtibatım 1961'dedir. Karabük'te bulunuyordum. 1961 senesinde Risale-i Nur'ları okumaya başladım. Allah'ın lütfü keremiyle de o günden itibaren birinci meselem daima Risale-i Nur olmuştur. 1985'e kadar. 1985'e kadar bugünkü bildiğiniz nurculuk neyse aynı şekilde Müslim Gündüz'de dershanelerde son 8 senesini Hulusi Bey'in yanında, Elazığ'daki Hulusi Bey'in yanında geçirmiştir. Risale-i Nur hayatından bahsediyorum. 1985'te bir Aczmendi hadisesi vuku'a geldi. Aczmendi bizim bulduğumuz bir isim değil. Risale-i Nur'da birçok yerde geçiyor. Hususan 4. mektupta ismiyle ve düsturlarıyla beraber geçiyor. 26. sözün zeylinde düsturları beyan ediliyor. Telvihat-ı Tis'anın sonunda düsturları beyan ediliyor. Böyle muhkem, Risale-i Nur'da muhkem bir isimdir. Yani biz bu Aczmendi ismini kendimiz çıkarmış değiliz. Peki bu mesela giyiniz, kıyafet, evet, bu nasıl oluştu? Şimdi bu, ben 1985'te bir ruhi inkılap geçirdim şahsım itibariyle. Ondan bahsetmeyeceğim. Bu geçirdiğim ruhi inkılap evden dışarı çıkarmamayı bana mecbur hale getirdi. Ruhi bir mesele. Yani bir istihrak de buna, ne dersen de. Yani evden dışarı çıkamıyorum. Halbuki ben o gün tüccardım yani. Demir tüccarıydım. İyi de işim vardı. Çıkamadım. Ortağım devam etti. Ben evden dışarıya çıkamadım. O halleri anlatmak mümkün değil. Gerek de yok. O içerideyken tabii bizim bir Risale-i Nur geçmişimiz var. Hulusi Bey'in yanında 8 sene, 7 sene, 8 sene daimi onun dersini okumak, onun dizindiminde bulunmak gibi bir şeref nasip oldu bize. Ve dolayısıyla Nur camiasında bir çevre var yani. 1986'da Hulusi Bey vefat ettikten sonra o çevreden birçok insanlar eve gelmeye başladılar. Bizim eve derslere, her gün ikindi dersi yapıyorum. O derslere gelmeye başladılar. Şimdi ev başka, dershane başka, yani evin hali başka, dershane hali başka. İster istemez orada babamdan kalan bir evimiz vardı. O evi dergah yaptık, dershane yaptık. Derslerimizi orada devam ettirdik. Ve ben içerideyken, yani içeriye girdikten sonra Allah Resulü'nün sünnet seniyesini tatbik etmek benim için birinci vazife oldu. Yani işim yok, gücüm yok, şuyum yok, buyum yok. Efendimizin gezdiği gibi gezmek, onun giydiği gibi giymek. İşte bu kıyafet o günden itibaren, 85'ten itibaren. Yani 85'te ilk defa giydiniz, o günden bugüne giyiyorsunuz. Bugüne aynı.